Emrah ve hem ses hem de isim benzerliğiyle albüm yapan Emral arasında başlayan dava nihayet sonuçlandı. Ve Emral mahkeme tarafından suçlu bulundu. Benzerini açtığı tazminat davasını kazanan Emrah, şimdilerde yeni bir dizi film için kamera karşısına geçti. Emrah'a benzeri Emral'la olan mahkemesini soruyoruz. Davayı kaybeden Emral Almanya'ya kaçmış. Emrah kendisine haksız bir rekabet uygulayan meslektaşını yine de korumaya çalışıyor. Ben bir tek şey söyleyebilirim. Ne iş yaparsanız yapın, hangi meslekle uğraşıyorsanız uğraşın. Tamam. Örnek alabilirsiniz. İnsan örnek almak, onun başarısı örnek alabilirsiniz. Ama o insanın yıllarca hangi meslekte olursanız olun, ne iş yapıyorsanız yapın, bir tek şey yapın. Bence kendiniz olun. Taklit hoş bir şey değil yani. Emrah kendisine yapılanın bir örnek alma değil, emeğine saygısızlık olduğunu iddia ediyor. Onun bir emeği var yani, bir çabası var, bir mücadelesi var. Ondan sonra kendini ileriye götürebilmek için, müziğini ileriye götürebilmek için, oyunculuğunu ileriye götürebilmek için. Emrah son olarak Türkiye hukuk devletidir. Bu sonuç zaten kaçınılmazdı diyor. Sonuçta Türkiye'de bir hukuk var, bir hukuk devleti ve bu konuda verilmiş bir karar var. Ben tabii ki avukatımla yarın bir gün konuşacağım. Ama gördüğünüz gibi bir insanı taklit etmek doğru bir şey değil. Kendiniz olacaksınız. Bakalım bavulunu toplayıp Almanya'ya giden Emrah kendisini nasıl atlayacak?